Takip eden takip ediyorsunuz. Siz her sorudan soruya cevap veriyorsunuz. Abbas Bey'in de başına diyoruz arası bu konuda. Cevap vermiyor mu? Dur, vermiyor. Çok fazla cevap vermiyor. Şimdi Van depreminden ben bahsetmek istiyorum. Van depreminde yüzlerce insanı kaybettik. Binlerce insan yaralandı. Öğrenciler okullarına gidemedi. Çeşitli insanlar sokakta aç kaldılar. Sağlık sorunları yaşandı vesaire. Devlet efendim hemen yapacağız, size bina yapacağız, çadırlarla kalmayacaksınız vesaire gibi başbakan çıktı, sözler verdi. Daha sonra 2 yıl geçti üzerinden, hala insanlar çadırlarda, hala çoğu insan sokakta yaşıyor. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce verilen, başbakan tarafından verilen sözler tutulmuyor. Ondan sonra 99 depreminde efendim 57. hükümeti suçluyor, Ecevit dönemini suçluyor. İşte onlar gerekli önlemleri almadı. Yani Van depremini Allah'a vergisi olarak biliyorsunuz, öyle bakanlardan nitelendirmişti. Yani Van depremi Allah'a vergisi de 99 depremi Ecevit vergisi mi? Ecevit mi yaptı 99 depremini? Arkadaşlar hatırlıyor, değerli izleyicilerimiz de hatırlasın. Aranızda fısıldaşmayın çok fazla dedi. Çok fazla konuşmayın. Mikrofonu alan istediği kadar konuşabilir demişti. Mikrofonu alınca konuşun demişti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bütçesi sadece 1 lira. Bunu istediğiniz yerden girip bakabilirsiniz. Bu bir rezalet bana göre. Sadece 1 TL Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı deprem bütçesi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonra yine Samsun'da biliyorsunuz dere yatağına TOKİ yapıldı ve bunun sonucunda sel baskını, sonucunda dere yatağına TOKİ yapıldı ve Samsun'da 9 kişi hayatını kaybetti. Bunun sebebi de dere yatağına TOKİ yapıldı. TOKİ kim yapıyor? Bunu devlet yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Devletimiz dere yatağına ev yapıyor ve 9 kişi sel baskını sonucunda hayatını kaybediyor. Yani şunu söylemek lazım. Adınızın hak olması önemli değil, alnınızın da hak olması geldi. Diyarbakır'da ben onu da çok büyük bir deprem olarak görüyorum. Terörist Barzani'yi biz alkışlarla orada karşıladık. Başbakan dağdaki verilecek cezaevleri boşaltacak. Başbakan ne dedi geçen hafta Diyarbakır'da? Cezaevleri boşalacak dedi. Dağdakiler de aşağı inecek dedi. Kürdistan'daki kardeşlerime selam gönderiyorum dedi. Deprem, bu da bir siyasi bir deprem. Siyasi bir deprem. Şehitlerimiz için bir damla bile gözyaşı dökmeyen şehitlerimiz için bir damla gözyaşı dökmeyen ağlamadan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Barzani görünce gözyaşları boldu. Bundan daha büyük bir deprem var mı? Yani sallansın şöyle tepe taklak yıkılsın. O zaman sandık bacaklarına girersin. 30 Mart'ta inanıyorum. Şimdi bak, bir daha demokrasilerde bak, demokrasilerde sandığa gider. Demokrasilerde söz, değil mi? Demokrasilerde programlar önce verdiğiniz sözleri tutmanız lazım. Arkadaşlar alkışlıyor, konuşabilir miyim bir dakika arkadaşlar? Evet.
evet, depremle ilgili. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Akdeniz Üniversitesi'nde bir olay yaşamış. Yine yayın kesilmişler. Geçen hafta yayını kestiniz. Başbakan kim eleştirirse yayını kesiyorsunuz. Sözünü kesiyor. Bu konuda ben de size eleştiriyorum. Sen benden beri konuşuyorsun. Kestik mi ama? Sen de şimdi diğer arkadaşlara sorun. Soru bitti. Başbakanlar bu kadar korkmayın. Korkmayın. Sen de korkma. Sen de korkma. Teşekkür ederim. Saygılı ol. Başkalarına sorun. Ben cevap vereyim. Arkadaşlar.